Değerli izleyenler, Anadolu'da Sabah'ta bugünkü konuğumuz Özel İstanbul Gazi Osman Paşa Hastanesi üroloji uzmanı doçent doktor Sayın Adem Fazlıoğlu. Sayın Fazlıoğlu ile birlikte prostat tedavisini konuşacağız. Tedavi hakkında bilgiler alacağız. Aynı zamanda prostatı tanıma, yani dolayısıyla birlikte erken tanı noktasında kişi bazen kendisinin en iyi hekimi de olabiliyor malum. İşte o erken tanıda kişinin kendisini sürekli bir kontrolden ve bu kontrolde otokontrole çevirmesi için de tüyolar alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Öncelikle hocam çok teşekkürler. Kısaca bir prostatın tanımını alalım. Hatırlamak açısından söylüyorum. Şimdi prostat bütün erkeklerde idrar torbasının önünde idrar borusunu saran 20 gram ağırlığında kestane şeklinde etten yapılan bir organ. Ne işe yarar? Prostat ne işe yarıyor? Prostat bir idrar ve meninin taşınmasını, yani aradan geçiyor. Meninin bir kısmını sıvı olarak yapıyor ve meniyi sıvılaştıran bir kimyasal madde var. PSA diyor. Sonra aynı zamanda prostat kanseri için kullandığımız bir test onu salgılıyor. Prostat tane bilgi olarak söyleyeyim, kelime anlamı eski Yunanca'da önde duran, koruyan anlamında. İlk defa da milattan önce 300. yılında Kalkenoslu, yani bugünkü Kadıköylü Herofilos gördüğünde kadavrada çalışırken koruyan anlamında prostat kelimesini kullanmış. O gündür bugündür prostat hala bu isimde kaldı. Anlıyorum. Normal sağlıklı bir insanda prostatın işlevi için neler söyleyebiliriz? Şimdi prostat normalde tam idrar torbasını durduğu için idrarın geçişini sağlıyor. Tabii hastalıklarıyla beraber hani birçok problem çıkartıyor hastalıklarıyla beraber. Dolayısıyla bu belirtileri tabii önceden hepsini dikkatli bir şekilde bilmek gerekiyor. Ön tabii ki bu hani prostat zaten bildiğimiz kadarıyla belli bir yaştan sonra herhalde sıkıntı oluşturuyor ama burada mesela kritik yaş için neler söyleriz hocam? Şimdi aslında tehlike kaç yaşından sonra? Prostatın bizim açımızdan 3 tane hastalığı var. Bir tanesi prostatın iltihabı. İltihabı her yaşta olabiliyor. Hı. Özellikle 50 yaşından gençlerde en sık sebeplerden biri. Prostat büyümesi ve prostat kanseri de normalde 50 yaşından sonra oluyor. Hı. Yalnız ailede özellikle babada ve dedede bu hastalık varsa büyüme bazen biraz daha erken 40 yaşında oluyor. O yüzden de biz diyelim ki ailesinde prostat hastalığı olanları 40 yaşında, ailesinde öyle bir derdi olmayanları da 50 yaşından sonra yılda bir kere mutlaka kontrole çağırıyoruz. Peki orada şimdi prostat iltihabı dedik ya, oradan başlayalım isterseniz. Prostat iltihabının her yaşta görülebilirliğinden bahsettiniz. Buna neden olan etkenler nedir? Prostat iltihabı. Prostat devamlı bizim ağzımızda tükürük gibi bir salgı salgılıyor ve bunun kendi kanalları var. Menin de suyunun bir kısmını oluşturuyor. Bu kanallarla beraber gidiyor ve idrar yoluyla da bir bağlantısı var dışarıya. Dolayısıyla buralardan çok rahat hani mikropları kapması mümkün. Prostatın iltihaplarını biz farklı sınıflandırıyoruz. Hani bir mikroplu iltihap diyoruz. Bir de mikropsuz iltihapları var. Hastaların da çoğu mikropsuz iltihaplarda böyle belli belirsiz şikayetler oluyor. İşte sık tuvalete gitme, zaman zaman iki bacak arasında ağrı, işte boşalma sırasında ağrı. Bunlar bazen doktora götürmeyecek kadar ciddi de olmayabiliyor ama çok rahatsız edici. Günlük işleri özellikle sizin gibi çalışanlar bazen rahatsız ediyor ama doktora gideyim mi gitmeyeyim mi düşündürüyor. Bu 50 yaşından gençlerde en sık gözüken prostat hastalığı. O yüzden de biz de böyle şikayetleri olanları hani bir doktora uğramalarını istiyoruz. Peki çok önemli bir noktaya geliyorum. Eğer prostat iltihabının ön belirtilerine, semptomlarına rastlanmış olmasına rağmen hekime gidilmiyorsa, geçer nasıl olsa deniliyorsa ne gibi sıkıntılar oluşur? Yani eğer bu küçük sıkıntı çözülemezse bir hekim kontrolüyle büyük arızalara neden olabilir. Şimdi bu prostat büyümeleri ve prostat kanserinden hani farklı bir olay. Sonunda sizi çok rahatsız ettiği için elinde sonunda gelmek zorundasınız. Çünkü bu şikayetler artık günlük yaşamınızı, iş yapmanızı engelleyecek kadar fazla oluyor. Tabii bu prostat iltihabı genellikle bu prostat büyümesiyle prostat kanseri karşısında bir öksüz bir çocuk gibi kenarda kalmış. O fazla üzerinde düşünülen bir şey değil ama bizim özellikle hani muayene için başvuran hastaların büyük bir kısmını oluşturuyor. Ama tabii yaşlıların da hastalığı olmadığı için hani hep göz ardı ediliyor. Bizim açımızdan özellikle iş yükü, yani çalışma sürenizi biraz azalttığı için aslında o bakımdan önemli prostat iltihabı. Tedavisi için neler söylenir? Prostat iltihabının tedavisi biraz karmaşık bizim açımızdan da. Her gün yeni bir şeyler bulunuyor.
Dolayısıyla eğer iltihaplıysa mutlaka antibiyotik kullanıyoruz. Eğer iltihaplı olmayan, yani mikroplu olmayan prostat iltihabı varsa orada kullandığımız farklı ilaçlar var. Onların hepsini kullanıyoruz. Hastalar bir dönem sonra rahatlıyor ve ondan sonra eski hallerine dönüyorlar. Anlıyorum. Yani prostat iltihabı yaşayan bir kimse bu sorunu atlattıktan sonra normal sağlığına tamamen kavuşuyor diyebiliriz. Herhangi bir kalıcı bir sıkıntı bırakmıyor muhakkak. Peki gelelim prostat kanserine. Burada risk döneminden bahsetmiştiniz. 40 ve 50. 40 ve 50'den önce görülme olasılığı çok düşük çok galiba. Düşük. 40 ve 50'den sonra ne gibi belirtiler ve kendini gösteriyor? Ya belirtilerden evvel şunu söyleyebilirim. Şimdi prostat kanserinde bazı hani risk faktörleri var. Birincisi erkek olmak ve yaşlanma. Yani mesela prostat kanserlerinin çoğu 65 yaşından sonra gözüküyor. Yani erkekseniz ve yaşlanıyorsanız prostat kanseriyle bir dönem karşılaşacaksınız. Böyle 80-85 yaşına kadar geldiğimizde neredeyse erkeklerin %80'ine yakını prostat kanseri ama kanserden değil de başka bir sebepten dolayı vefat ediyor. Başka ne var prostat kanserinde rol oynayan? Bugün ırkı biliyoruz. Mesela siyahlarda özellikle Amerika'da daha fazla gözüküyor. Ya da Japonya'da örneğin Japonlarda prostat kanseri daha az. Ama aynı Japonlar Amerika'ya göç ettiklerinde prostat kanseri Amerikalılarla aynı orana çıkıyor. Çünkü Amerika'da biraz daha yüksek prostat kanseri. Bu çevrenin de mi etkisi var hocam? Tabii buradan şu tarzı... çıkıyor. Bir çevre tabii güneşi daha fazla görmek. Beslenme tarzı özellikle bu taraflarda sebze ağırlıklı beslenme daha fazla. Özellikle batıya gidilince yağ oranları yüksek ve etçil beslenme oranı daha yüksek. Özellikle kimyasal maddelerle kadmiyumla karşılaşma ve yani sigara. Doğal beslenmeden uzaklaşma kısmı da bu önemli faktör. Çünkü orada özellikle yapılan araştırmalarda hani Japonlar, göç etmiş Japonlar Amerika'daki oran çok yüksek. Kuzey Avrupa'da yüksek, Orta Doğu'da orta, Uzak Doğu'da, Uzak Asya'da ise daha düşük oranda. Tabi buradan göç ettiğinizde sizinle beraber kanser oranı da artıyorsa burada çevresel faktörlerin yiyeceklerinde önemli olduğunu vurgulamak gerekiyor. Yani diyelim ki ırkınız önemli, çevresel faktörler önemli, erkek olmanız, yaşınız önemli prostat kanserinde. Bir de tabii ailede özellikle baba veya büyük baba prostat kanseri ise birden 4'te 40 kat kadar sizin de oranınız artıyor. O da önemli. Kanserlerin yüzde tam sebebini bilmiyoruz ama yine %9, %10'unun böyle ailesel bir geçiş gösterdiğini biliyoruz. Bunlar hepsi şeyde önemli. Peki yaşam alışkanlıkları var mı hocam bu etkenlerin arasında? Ya şimdi... Bununla ilgili çünkü çok efsane dolaşır yani. Sizin de elbette hastalarınızla karşılaştığınızda böyle duyumlarda alırsınız. Neler söylersiniz? Yani yaşam alışkanlıklarıyla prostatın bir alakası var mı? Ya şöyle şimdi biz tabii... şimdi bizde de özellikle yiyecek kısmında uzun süre konuşuldu. Kanıta dayalı tip olduğu için biz hep kanıt arıyoruz tabii konuşurken de. Ama işte bu... Lekopen yani domates de içiliyor ya da işte omega 3 yağ asitleri balıkta bulunuyor. E vitamini işte kanserden hani özellikle prostat kanserinden koruyucu diye hani söylüyoruz. Tabii işte demin saydığımız olasılıklarda güneşi daha fazla işte görmeniz. Özellikle hareketli bir yaşam tarzı. Mesela devamlı masa başında çalışanlar, fazla hareket etmeyenler de kanserin daha fazla gözüktüğünü biliyoruz. O yüzden diyoruz ki hani biraz hareketli bir yaşam tarzı seçin. Bunların hepsini söylüyoruz ama en sonunda tabii biz tıbbi olarak bunları söylemek için hepsine bir kanıt arıyoruz. Yani kanıt alıyoruz. Peki o efsanelere biraz değinelim hocam. Mesela işte idrar yapma alışkanlıklarının da prostat kanserinde etkili olup olmadığına dair çok farklı söylemler vardır. Bizim hem büyümesi için bunların doğruluk payları hem büyümesi hem büyümesi için hem de kanseri için ayakta ya da oturarak idrar yapmanın bizim açımızdan aslında şöyle gösterilmiş bir önemi yok ama bu devamlı böyle bilinir. Devamlı böyle bilinir ama bizim açımızdan hani hiçbir değeri yok. Ya da işte geceliğin veya gündüzliğin işte idrara daha sık çıkmanın hani prostat büyümesine veya kanserine sebep olacağı konusunda herhangi bir bilimsel bilgimiz yok. Dolayısıyla onlar hani hep böyle söylenip gelmiş ama bizim açımızdan hani bir bilimsel değeri yok, öyle söyleyeyim. Anlıyorum. Bir önemi yok. Peki yani. Ön belirtiler için mesela genelde işte idrar yapma sırasında ani kesintiler mesela en çok rastlanan belirti olarak gösterilir. Bunların etkenliğiyle ilgili yaşa paralel olarak neler söylersiniz? Şimdi prostat idrar torbasının önünde durduğu için
iki türlü belirti veriyor. Biri uyluğun önünü tıkadığı için tıkanma belirtileri diyoruz biz. Bir de o sırada idrar torbası hassaslaşıyor. Bu hassaslığa bağlı belirtiler oluyor. Ağrı şeklinde. Ağrıdan çok şöyle tıkandığında bir kere tuvalete gittiğinizde işemek için bekliyorsunuz. İlk belirtilerden diyelim ki biri o. Sonra idrarınız yeterince uzağa gitmiyor. Kalibresi inceliyor ince ince. Daha zor yapıyor. Arada kesik kesik geliyor. Çatallaşma oluyor. Ve en son bitirdiğinizde damlama oluyor. Sonra da idrarınızı bitirdiniz. İçeri geçtiniz ve oturdunuz. Ya ben bu idrarımı tam bitiremedim. Tekrar geri döneyim. Tam boşanmama hissediyoruz ona biz. Bu his oluşuyor. İdrar torbası çok hassas olduğu için o sırada hassas olmasına bağlı bir belirti var. O da şu. Bir kere sıkışma hissediyorsunuz. Yani daha idrarınızı yeni yapmışsınız, oturuyorsunuz. Birden sıkışma hissediyorsunuz ve bir an tuvalete gitme ihtiyacı hissediyorsunuz. Ondan sonra sık sık gitmeye başlıyorsunuz. Yani çok sık gitmeye başlıyorsunuz. Ve en önemli belirtilerden biri de gece idrara kalkmaya başlıyorsunuz. Biz diyelim ki gündüz sabah uyandınız, gece yatağa gidene kadar 8 kez gitmeyi normal buluyoruz. Gecede bir kez kalkabilirsiniz diyoruz. Bu sayı artmaya başlayınca artık anlıyoruz ki prostatla ilgili belirtiler de başlıyor. Aslında bu temin sorduğum soruları biz hastaların hepsine soruyoruz. Bir hatta puanlandırıyoruz bunları. Siz hani sıradan sorduğumuzu anlıyoruz ama burada 7 tane soru soruyoruz. Hepsini de 5 üzerinden puanlandırıyoruz. Nedir o sorular? Şimdi size söylediklerim hepsi aslında birer soru. Bunları da 5'e kadar puanlandırıyoruz. 35 puan yapıyor bu. Ve diyelim ki işte 0-7'ye kadar alınca diyoruz ki genellikle hastanın şikayetleri hafif. 7 ile 18'e kadar puan alırsa diyoruz ki işte orta hali, 19'da geçerse ağır şikayetleri var diye puanlıyoruz. Tabii böyle hastalara genellikle puan veriyoruz diye söylemiyoruz ama biz bunları hemen bütün sorularımızda. Yani ön bir kontrol anlamında da yardımcı. Tabii bu bize hastanın yani şikayetinin ciddiyetini gösteriyor. Yani ve bunları biz diyelim ki tedavinin başında soruyoruz. Sonra tedaviye başladıktan sonra tekrar soruyoruz. Burada ne kadar gerileme veya ne kadar başarı kazandığımızı da objektif olarak değerlendirebiliyoruz hani. Anlıyorum. Peki prostat kanserinin başlangıcı aynı zamanda tedaviye de bir şekilde başlandığı zaman burada erken tanının önemi hayati olma açısından ne şekilde değerlendirir? Ya çok önemli. Eğer prostat kanserini biz erken teşhis edebilirsek hasta sanki prostat kanseriyle karşılaşmamış gibi oluyor. Peki biz kanseri nasıl erken tedavi ediyoruz? Bugün erken tanıyoruz. Bugün hastalar bize geldiğinde prostat büyümesiyle prostat kanseri ikisi tamamen farklı bir antite. Biri normal büyüme, biri kanser yönde büyüme. Şimdi erken yakalamak için doktorların yaptığı iki tane test var. Birincisi bir PSA testi, kanda salgılanıyor. Yılda bir kez bütün hastalardan istiyoruz. Bir de biz parmakla muayene yapıyoruz. Hastaların pek sevmediği ve kaçtığı bir muayene ama biz onu özellikle istiyoruz. Niçin istiyoruz derseniz, normal prostatı muayene ettiğimizde biz normal prostat muayenesi kameranız gösterirse şu kıvamda oluyor. Kanser olduğunda kemik gibi oluyor. Ve bu basit bir muayeneyle bunu anlamak çok rahat. Ne bugünkü işte MR teknolojisi, ne işte 3 boyutlu bilgisayar tomografi ya da diyelim ki ultrasonografi bu bulguları verememekte bize. O yüzden biz hala bundan vazgeçmiş değiliz. Eğer bu iki muayenenin sonucu tabii o sırada kemik gibi sert oluyor, farklılık oluyor ve bunu biz parmağımızda hissediyoruz. Bu iki testi yaptığımızda yani kan testini ve muayeneyi yaptığımızda ikisi de normalse hastayı bir yıl sonra tekrar kontrole çağırıyoruz. Yani bu muayene yılda bir kere tekrarlanacak. Eğer diyelim ki biz ailede baba veya büyük babada prostat kanseri olmuşsa 40 yaşında çağırıyoruz kontrole. Eğer bunlardan biri yoksa bir problem yoksa genellikle 50 yaşından sonra kontrole çağırıyoruz. Ama bugün yavaş yavaş bu yaşı biraz daha geri çekiyoruz. Biz de devamlı hani araştırma. Bu şekilde kanseri saptarsak çok erken saptamış oluruz. Anlıyorum. Şimdi meme kanserinde her zaman hekimlerimizin söylediği işte elle kontrol yöntemi gibi bu noktada prostat kanserindeki bu hekimlerin yaptığı elle kontrol eğer hastalar tarafından pek rağbet görmüyorsa ve kaçınıyorsa hastalara da bir şekilde kendilerinin nasıl yapabileceğine dair bir eğitim, küçük bir bilgiyle beraber bunu kendi hayat tarzlarına bir alışkanlık olarak yerleştirme şeklinde bir öneri veriyor musunuz? Böyle bir şey mümkün mü yoksa çok daha ciddi bir uzmanlık isteyen bir bir kere muayene çok zor tabii. Kendi başınıza yapmanız çok zor. İkincisi tabii yılların tecrübesi oluyor. Aradaki farklılığı fark etmeniz. Yani o kadar kişi, bariz bilinen bir fark değil. İlk muayenede şimdi normal kıvamı çok iyi biliyor olmanız lazım ki aradaki farklılığı hemen hissedebilirsiniz.
Dolayısıyla öyle bir kere de hani anlaşılacak bir şey değil. Hani gittiğiniz ürolog artık binlerce muayene yapmış olduğu için aradaki en ufak bir farkı hemen hissedebiliyor. Biz de bu farklı hissedince oradan diyelim ki PSA testi yüksek gelirse ya da işte muayene biraz farklı olursa biz hastaya biyopsi öneriyoruz. Biyopsinin yapılma şekli de yine makattan bir ultrason yerleştiriyoruz. Bütün prostatı görüyoruz. Sonra da bütün prostatın her bölümünden biyopsi alıyoruz. Bütün prostatı taramış oluyoruz. Her bölümden örnek aldığımız için onu patolojiye gidiyor. Onun sonucunda bize rapor geliyor. Dolayısıyla kendi başına yapmaları, sorunuza öyle cevap vereyim. Hastanın kendi başına muayene etmeleri mümkün değil gözüküyor. O yüzden biz hani yılda bir kere bir üroloji uzmanına gitmelerini tavsiye ediyoruz. Peki. Şimdi gelelim normal prostat kanserinin yaşam üzerindeki etkilerine. Ne gibi olumsuz etkiler ortaya çıkar? Şimdi prostat kişinin hayatı nasıl olumsuz etkilenir? Prostatın bu günlük gördüğümüz şikayetler genellikle büyümeye bağlı şikayetler. Prostat ilk başlarda özellikle erken yakalanırsa hastaya hiçbir şikayet yapmıyor. Yani hiçbir belirtisi yok prostatı. Biz onu erken yakalıyoruz. Prostat kanseri belirti vermeye başladığında bizim açımızdan genellikle biraz geç kalmış oluyoruz. Epey büyümüş oluyor aynı şikayetleri verebilmesi için. O zaman yine klasik demin anlattığımız tıkanma belirtileri ne bağlı şikayetler olur. Bunun dışında diyelim ki kanser bir yerlere yayılmışsa, kemiklere sık yayılıyor ya da karın içindeki bezeciklere ya da diyelim ki akciğere. Kemiğe yayılmışsa... Öyle bir ihtimal var mı? Tabii şey için eskiden genellikle bu safhada buluyorduk şeyleri, hastaları. Şimdi işte bu işte muayene erken gelme şeklinde daha erken yakalıyoruz. O yüzden hiçbir zaman bu çok nadir görüyoruz bu dönemleri. Ama bundan belki 15-20 yıl önce hep bu dönemlerde bize geliyordu hastalar. O zaman diyelim ki kemik ağrılar oluyordu. Karın içinde bezecikler büyüdüyse basıya bağlı ayaklarda şişme oluyordu. Akciğerlerde yayılma varsa oraya bağlı nefes darlığı ya da işte ona bağlı problemler oluyordu. Ama şimdi bu kısmı bu kontroller sayesinde fazla görmüyoruz. Anlıyorum. Peki böyle bir sıkıntı oluştuktan sonra kişinin üreme problemi yaşaması olası mı? Şimdi prostatı temin söylerken hem idrarı taşıyor prostat hem de meniyi dışarıya fışkırıyor. Dolayısıyla özellikle prostat büyümelerinde ve prostat kanserlerinde yavaş yavaş bununla ilgili problemler oluyor. Ama asıl problem biz tedaviyi planlarken hani mesela o zaman hani hastanın biraz prostatla ilgili tedavi planlarken meni ve üremesiyle ilgili problemleri o zaman çıkartıyoruz. Prostat büyüdüğünde o kadar ciddi veya işte kanser olduğunda eğer çok geniş büyümediyse o kadar ciddi problemler olmuyor üremeyle ilgili. Tabii biz bu problemler hep geç yaşta çıktığı için aslında kimsenin o yaşlarda fazla şey derdi de olmuyor. Hani üreme derdi olmuyor da daha çok cinsellik problemi oluyor. O yüzden de bu prostat şikayetleri çok fazlaysa genellikle bir cinsel isteksizlik ve tabii buna bağlı olarak da cinsel hayatta biraz azalma oluyor. Bu şikayetler çok fazla olduğunda. O şikayeti tedavi ettiğimizde o bölüm de düzeliyor. Ama ameliyat kısmı özellikle prostat ameliyatlarında bazen biz de şeye katkıda bulunuyoruz bu cinsel veya erkeklik üreme problemlerine. Anlıyorum. Peki şimdi tıpta bu bahsettiğimiz tedavi kadar önleyici tedavi de çok çok önemli. Neler bahsedersiniz? Yani bu önleyici tedavi başlığını prostat kanseri ya da prostat iltihabı için kullanmak uygun şey için prostat için şu anda hani hem büyümesi hem kanseri kompleks bir olay. Tam sebeplerini bilmiyoruz. Yalnız bunu önlemek istiyorsak şimdi bir numaralı etken erkeklik hormonu. Onu kesmemiz gerekiyor. Bir, bu önleyebilir. O da kesmemiz çok kesmemiz gerekiyor. Yok yani şöyle diyelim ki işte şimdi çok moda Osmanlı'da işte saray hayatında biliyorsunuz harem mağaları var. Onlar Somali'den veya Habeşistan'da bulur. Mısır'da testisler alır. Sonra da saraya getiriliyor. Yani iki erkeklik hormonu komple kesiliyor. İşte bugün prostatın büyümesini engelleyecek tek bilinen neden bu. Eğer erkeklik hormonunu keserseniz o zaman prostat kesin büyümeyecek. Onun dışında bugün prostatın büyümesini yavaşlatacak yani azaltacak ya da ortadan kaldıracak bir tedbir almak birçoktan bildiğimiz bir şey yok. Yani kesin olarak konuşulan şeyler var hani yiyecekler içecekler ama. O zaman bu gerçeğe yani hazırlıklı tabii, olmak. Tabii erkekseniz ve yaşlanacaksanız prostat için hem büyümesine hem kanserle ilgili bütün bilgilere de sahip olmanız gerekiyor. Anladım. Bunlar başınıza gelecek. Peki şunu merak ediyorum. Az çok elinize araştırmalar geçiyordur. Bu PSA ile ilgili Türkiye'deki her 40 yaşından sonra ve 50 yaşından sonra PSA testi
yaptırma alışkanlığı ile ilgili oranlar, veriler neyi gösteriyor? Yani var mı biz böyle aslında genel yok, olarak alışkanlığınız? Şöyle biz aslında mesela özellikle Kuzey Avrupa ve Amerika'da prostat kanserinde yıllık yakalanma oranı, mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin rakamlarını biliyoruz. 200 bin, 250 bin. Ölüm de yaklaşık 30 bin oluyor prostat kanserine. Ama biz de mesela Sağlık Bakanlığı'nın istatistiklerine baktığımızda yavaş yavaş tabii Türkiye'deki istatistikler biraz hani güvenilirlik oranları biraz hep soru işareti ama yine 1200-1500 civarında hani ölüm prostat kanserinden. Yani bizi diyelim ki Amerika kadar fazla yakalamış değil. İşte orada tartışılan konu hani hiç sormadan, hastalığı olmadan diyelim ki 40 yaşına geçmiş bütün erkeklerden mesela PSA bakalım rutin olarak. Mesela Türkiye'de biz hani bunu şimdilik sorguluyoruz ama pek hani hastaneye giden erkeklere bakalım, kontrole gelenlere bakalım da hani hiç gelmeyen, evde oturan erkeğe de mi bakalım, tarama diyoruz ona. İşte onu pek yapma taraftarı değiliz ama hastaneye gelip kontrol ettirmesinin taraftarı diyoruz. Onlar bizim içinden ikisi de farklı. Yani hastaneye geleceksiniz, muayenenizi olacaksınız, 40 yaşından sonra efendim PSA'nıza bakacağız. Böyle bir alışkanlığımız var peki millet olarak? Yavaş yavaş şimdi özellikle bu sizin bu sağlık programları, televizyonun hani medyanın gündemde yer alması yavaş yavaş bu alışkanlığı hani herkese kazandırıyor. Anlıyorum. Çok teşekkürler. Son bir sözünüz varsa hocam onu alabiliriz sizden. Ben size kolay gelsin diyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Programlar, sağ olun. Evet değerli izleyenler, prostatı konuştuk bugün. Konuğumuz Özel İstanbul Gazi Osman Paşa Hastanesi üroloji uzmanı doçent doktor Sayın Adem Fazlıoğlu'ydu. Sayın Fazlıoğlu tedavi ve daha da önemli olduğunu daha az önce de bir kez daha vurguladı. Prostat kanseri için PSA testi 40 yaşından sonra ve özellikle de 50 yaşından sonra mutlaka her yıl yapılması gerektiğini bir kez daha tekrar etti. Bunun önemine değindik. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında da son noktayı koyacağız. UFO